Bütün dünyayı etkisine alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayının 12'sinden itibaren bir teyakkuz halindeyiz bütün millet olarak. Yaklaşık 6 aydan bu yana hem virüsle uğraşıyoruz hem de içimizdeki o kronik statikocu virüslerle uğraşıyoruz. Yaklaşan her bayram öncesi veya işte toplu açılış, düğün, sınav, maç, işte ziyaret, toplantı gibi faaliyetler öncesi İçişleri Bakanlığı bir genelge hazırlayıp bütün valiliklere gönderiyor. O genelgede de bu pandemi sürecinde nelere dikkat etmek gerektiği, nelerin kısıtlanacağı, hangi konularda tedbirler alınacağı belirleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde de böyle bir genelge gönderildi valiliklere. Of, ortalık karıştı. Neymiş? Kutlamalar iptal edilmiş. Hatta yasaklanmış. Yok efendim, neden özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında bu koronavirüs tedbirleri akıllarına gelmiş? İşte Malazgirt'te kutlama yapılırken, Ayasofya açılışı yapılırken neden 30 Ağustos yasaklanmış? Ha? Yahu üfürükten teyyare bir muhabbet başlatacaklar ya. Cumhurbaşkanımızın verdiği o Karadeniz'de çıkan o doğalgaz müjdesinin üstü örtülecek ya. Atatürk'e saygısızlık bu. İşte bunlar büyük taarruzu, Zafer Bayramı'nı silmeye çalışıyorlar. Atatürk olmasaydı yorgu olurdu adınız. Laik Cumhuriyet elden gidiyor. Pardon? Ne alaka ya? Kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı. He? Gördünüz mü kutlamanın nasıl olduğunu? Gördü mü herkes milletin evinde, devletin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şanıyla, şerefiyle böyle göğsümüzü kabarta kabarta bayram kutlamasının nasıl olduğunu gördüler mi? He? Bu milletin tarihi zaferinin o semalara nasıl çizildiğini hem de dronlarla çizildiğini gördü mü herkes? Ya bir şey söyleyeyim mi size? Bunların derdi 30 Ağustos kutlandı mı, kutlanmadı mı ya da nasıl kutlandı falan değil ha. Bunların derdi o eski rutubet kokulu şarap kadehli o ordu evleri resepsiyonlarını yeniden yaşamak ve yaşatmak. Neydi o eski resepsiyonlar değil mi? 30 Ağustos resepsiyonlarında, 29 Ekim resepsiyonlarında böyle generaller, askerler seçilmiş hükümetlere, milli iradenin temsilcisi olan meclise ayar üstüne ayar verirlerdi. Hatta oradaki askerler devlete aba altından sopa gösterirdi. Bırakın dünyaya mesaj verme veyahut da böyle hodri meydan diyebilme cesaretini göstermeyi. O küçük dar askeri vesayet hevesiyle devlete, hükümete parmak sallanırdı. Parmak. Hey gidi. Hatırlayın 29 Ekim, 30 Ağustos resepsiyonlarını. Devlet adamları ailelerini götüremezlerdi. Başörtülü eşler giremezdi o resepsiyonlara. Öğlen saatlerinde böyle bir laikçi gösterisi olarak eşler olmadan bir program yapılırdı. Ancak akşamki davetlere katılabilirdi başörtülü eşler. Zaten akşamki programlar da laik bir resepsiyon olarak anılmaz. O gözle bakılmazdı o resepsiyonlara. Kutlandı. 10 numara bir 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı. Ayasofya'yı açanlar, Malazgirt'i kutlayanlar 30 Ağustos'u da unutmadı, atlamadı. Hatta yasaklamadı. Şimdi o çok konuşanlar gördü mü bir milletin zaferi komutanıyla, milletiyle birlikte nasıl anılır, nasıl kutlanılır, nasıl yad edilirmiş. Ha? Gördüler mi zaferin 98. yıl dönümünde dünyaya nasıl mesaj verilirmiş? Büyük devlet olmak nedir diye gördüler mi? Ha? Yok, görmezler. İkide bir Atatürk'te Atatürk, Atatürk'te Atatürk. Vallahi düşün artık şu Atatürk'ün yakasından ya. Bırakın artık Atatürkçülüğü maske edinip o içi boş, süslü cümlelerle zırvalamayı bir bırakın artık ya. Bir vazgeçin artık ya. Bir vazgeçin artık. Her sıkıştığınızda Atatürk'ten nemalanmayı, ekranlarda kadın haklarını savunuyormuş gibi yapıp akşam evde eşlerini, karılarını dövenler ertesi gün Atatürk süveteriyle yayına çıkıyorlar ya. Sanatçıyım diye geçinenler arabalarının içinde milletin aile hayatına, işte karı koca ilişkilerine dil uzatıp milletten de tepki almaya başlayınca hemen o anda hop bir Atatürk tweet'i atıp ardından da 10. yıl marşı okumaya başlıyorlar. Haktan, hukuktan, adaletten bahsedenler kaçak villaları ifşalanınca hemen ertesi günü hop bir Atatürk yazısı. Ardından da 2500 liraya kitaplarını satıyorlar. Bakın beyler, dünyanın hiçbir yerinde devlet büyükleri, komutanlar, paşalar kendi milletine karşı kanunla korunmuyor. Sadece bizde var. Atatürk'ü koruma kanunu. 5816'lı sayılı kanun. Heh, madem ki var, işte bu kanunu ilk önce bu Atatürk naraları atan, böyle her platformda cümleyi bir şekilde getirip Atatürk'e bağlamaya çalışan, olur olmadık yerlerde Atatürk çıkışları yapan ve böyle kadeh tokuşturup Atatürk'ü andığını zanneden, onun izinden gittiğini zanneden, 10. yıl marşını da böyle barlar, pavyonlarda tepinerek söylemeyi modernlik zanneden bu zümreye karşı kullanılması lazım bu kanun. Uğur Mumcu'nun da tarif ettiği gibi bu ülkede banka soyanlar kar maskesi, memleketi, milleti soyanlar da Atatürk maskesi taktılar. İşte bu Atatürk maskesi takanlara bu son günlerde çok dikkat etmek lazım. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. 30 Ağustos'taki o 300 drone'la yapılan zafer kutlaması şovunu yalnızca bir ışık oyunu veya böyle bir koreografi gösterisi olarak anlıyorsan yanlış yanlış yerdesin. O bir güç gösterisidir. Özellikle de son dönemde sürü İHA donanımıyla havacılıkta level atlayan Türkiye'nin gövde gösterisidir o. Tabii tüm bu olan bitenler birileri için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bunlar böyle kafaları kadar kadehi kaldırıp sonrasında da bir 10. Yıl Marşı okuyup ardından sızacaklar ki o zaman zafer ve kutlama olarak kabul edecekler. Yoksa bunlar hiçbir şekilde kutlamayı kabul etmiyorlar. Bu da onların rahatsızlığı kardeşim. Ne diyelim? Sağlık çok önemli. Özellikle de akıl sağlığı çok önemli. Kalın sağlıcakla.